Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Bu yayınımızda sizlerle birlikte dolar kurunu inceleyeceğiz. Dolar kurunda bizler için önemli seviyeler hangi bölgelerden geçiyor? Bunlara bir göz atacağız. Teknik olarak kısada sizlerle birlikte 4 saatlik de dolar kuruna bakalım. 4 saatlik de dolar kurunda önemli kritik rakamlar hangi bölgelerden geçiyor? Bunu bulmaya çalışalım. Daha öncesinde 21 Eylül FED, 13 Eylül gene ABD enflasyon verilerinin açıklanacağı önemli bir gün var. İlk etapta ABD'den gelecek enflasyon oranları bizler için önemli olacak. Çünkü önümüzdeki 21 Eylül itibariyle FED'in faiz kararında ne kadar agresif olabileceği 13 Eylül'de açıklanacak ABD enflasyon verilerinden gelen sonuç olacak. Buradaki çıkacak sonuç enflasyonun aşağı yönlü seyrinin devamı niteliği taşır ise arkadaşlar, ABD yapılan faizlerin yeterli olduğu kanısına varabilir veya buradaki faiz artışlarının enflasyon kontrolü niteliğinde sonuç vermeye başladığını düşünüp de 0-50 bas puan aralığında bir faiz artışı yapabilir. 0-50 bas puan artışla 0-75 puan faiz artışı arasında gidip gelen bir FED. Bu FED'in alacağı kararlar 2023'e doğru geldiğimiz bu son zamanlardaki günler neticesinde de arkadaşlar doların önemli seyrinin devamı anlamı bizler için taşıyacak. Bu agresif hareketlerin dolar kurunu özellikle dünya ekonomileri üzerindeki gelişmekte olan para birimleri karşısında da oldukça zorlamakta ve ekonomileri de tabii ki bu faiz artışlarıyla birlikte dünya ekonomileri de zor bir süreç içerisine girmiş durumda. Çünkü ABD'nin her faizleri yukarı çekişi arkadaşlar gelişmekte olan ülkelerden ABD tarafına, yani paranın ana vatanına gitmesi sonucunu doğuracağından dolayı ABD'nin faiz artışları gerçekten önem kazanıyor. Şimdi bunların neticesinde bizler 4 saatlikte dolar kuruna baktığımız zaman şuradaki trend çizgimizi ortadan kaldıralım, aşağıdan geçen. Bizler için 4 saatlikteki hareketleri bir inceleyelim ki dolar kurundaki seyir teknik olarak hangi yöne doğru evrilebilir, bunu bulmaya çalışalım. Şimdi öncelikle 4 saatlikte sizlerin takip etmesi gereken en önemli seviye 18.08 seviyesi. 18.08 altında 4 saatlik dolar kurunda bir aşağı yönlü kapanış olmadığı müddetçe dolarda yön 18 lira 40 kuruş seviyesine doğru hala da hareketlerin devamı niteliği taşıyacaktır sevgili dostlarım. O yüzden şuradaki 18.40 ve aşağıdaki 18.08 bizler için şimdilik takip etmemiz gereken bir kısadaki bant aralığı olarak burada aklımızda dursun. Burası ne dedik arkadaşlar? 4 saatlikte 18.08 altında bir kapanış görülmedikçe yön 18.40 seviyesine doğru dolar kurunda yukarı yönlü seyrini devam ettirecektir. O yüzden sizlerin kısada 18 lira 08 kuruş seviyesini önemli bir şekilde takip etmeniz gerekli. Gene 4 saatlik grafik üzerinde baktığımız zaman buradaki yatay seyrin devam ettiği, yukarı yönlü seyrin tekrardan devam edebilmesi için ise 18 lira 40 kuruş seviyesindeki direncin yukarı kırılması şart. Buradaki direncin yukarı kırılmasıyla birlikte arkadaşlar, bakın daha agresif hareketler sizlerle birlikte izleyebiliriz. Ve buradaki hareket dolar kurunda 18 lira 80 kuruş civarına doğru hareketleri bizlere devamında getirebilir. Dikkatli olunması gereken artık bu hareketlenmenin bir tarafa yönünü çevirme olasılığı da oldukça fazla. Özellikle önümüzdeki 21 Eylül FED faiz kararının yaklaşmış olması ve buradaki 0.75 puanlık bir faiz artışıyla birlikte, şimdi şurada günlüğe grafiğimizi çektiğimiz zaman daha net buradaki verileri sizlerle birlikte okuruz. Çektiği zaman arkadaşlar, bakın günlükte grafiğimize baktığımız zaman da bu grafiğin üst tarafları 18 lira 40 kuruş üzerinde
maalesef ki dolar kurunda yukarı yönlü hareketlerin 18.80 ve üzerinde ise agresif bir şekilde dolar kurunda artık 20'li seviyelere doğru bir hareketi başlatma olasılığı gerçekleşebilir. O yüzden diyoruz ki dolar kurunda bu 18 lira 40 kuruş seviyesi gerçekten önemli bir seviye ve bu seviyenin dolar kurunda yukarı yönlü kırılması, yukarı yönlü dolar kurunda artık bir direnç seviyesi bulunmamasından dolayı hızlı ve sert bir şekilde Merkez Bankası'ndan da herhangi bir açıklama veya buraya doğru uyarlanacak bir atraksiyon, bir haber akışı gelmez ise sevgili dostlarım, bu dolarda bizler hızlı bir şekilde 19 liralar üzerinde 20-21'li seviyelere doğru sert hareketler de görme ihtimalimiz oldukça fazla. Tabii burada anlattıklarımız arkadaşlar hiçbir zaman bir yatırım tavsiyesi değil. Sadece sizlerle birlikte bu grafikleri burada değerlendirmeye çalışıyoruz. 4 saatlikteki kanal aralığımız 18.08 bizler için ilk etapta önemli olacak. Bunu da günlüğe uyarladığımız zaman günlükteki kapanışlarında sevgili dostlarım 18 lira seviyesi önemli. Günlük kapanışlarda da 18'in altında bir dolar kuru olmaması lazım. Çünkü 18 TL altındaki bir dolar kuru bizleri tekrardan dolar kurunda aşağı yönlü seviyenin gelebileceği hareketleri başlatabilir. Sizlerle birlikte 18 lira bizler için olmazsa olmaz bir bölgemiz ve stop bölgesi olarak da kullanabileceğimiz bir alan olarak şimdilik göze çarpıyor. Gerçi bunun altındaki inişlerde 17.75 destek olarak gene takip edilmesi gereken seviye olarak görülüyor. Onun altında da 17 lira seviyesinde bir desteği mevcut. Tabii bu aşağılara doğru gelecek hareketler dolar kurunda arkadaşlar alım olarak da değerlendirilebilir. Bu kanal içerisindeki hareketlerin yukarı yönlü kırılması gerçekten dolar kurunu zora sokabilir. Yani doların TL karşısında daha da sert bir şekilde fiyatlanmasına sebebiyet verebilir. Bugün itibariyle gene baktığımız zaman bu kanalın üst tarafı da 18.80 civarından geçmekte. 18.80'in üstü de arkadaşlar maalesef ki gerçekten sert fiyatlamaların başlayabileceği bir doların bizi bekleyebileceği anlamı taşımakta. Dolar endeksi tarafına baktığımız zaman dolar endeksindeki hareketlerin de oldukça sert geliştiği ve buradaki dolar endeksinde sizlerle birlikte yapmış olduğumuz 110 puan seviyesi gerçekten dolar endeksinde önemli bir bölge. Bu bölge, bakın neden önemli bu bölge? Çünkü bu 110 seviyesi üzerinde dolar endeksindeki hareketler yukarı yönlü daha agresif bir şekilde gerçekleşir ve bir anda kendimizi dolar endeksinde arkadaşlar yukarıda 112-120 puanlar seviyesine doğru bizi yukarıya taşıyabilir. O yüzden 110 seviyesi önemli bir direnç bölgesi ve dolar endeksinde dikkatli bir şekilde takip etmemiz gereken bir bölge olarak gözüküyor. İlk etapta dolar endeksinde bu 110 puan seviyesi gerçekten kuvvetli bir direnç bölgesi çünkü. Kırılabilecek mi? Bunun kırılması nasıl gerçekleşebilecek? Bunu da aylık grafikte izleyebiliriz sizlerle birlikte. Burada Fibonacci değerlerine baktığımız zaman 110 seviyesinin üzerinde yani 111 puan seviyelerinin üzerinde bir agresif yukarı yönlü yükseliş dolar endeksini bir anda da bakın şurada sert bir şekilde 124 dolar seviyesine doğru 124'lü seviyelere doğru yukarı yönlü sert çıkarabilir. O yüzden 110 seviyesi dolar endeksinde gerçekten önemli bir seviye. Ayrıca sizlerle birlikte şurada yapmış olduğumuz bir çalışma vardı. Bu çalışmanın da hedefi kısada dolar endeksinde 114 puan seviyesine doğru dolar endeksini yukarı yönlü çıkarabileceği yönünde tahminlerimiz ve beklentilerimiz de mevcuttu. Şu an itibariyle 110 seviyesini test ettik. 110'a kadar bir seviyeyi test ettik. Ve bu 110'lu seviyelerden dolar endeksi tarafında arkadaşlar satışlar gelmeye başladı. Fakat 110 seviyesi üzerinde gerçekten dolar endeksi çok kuvvetli olur
Bu da 21 Eylül gene Fed'e geldiğimiz zaman Powell'ın yapacağı açıklamalar 21 Eylül'den sonra da 2023 yılı içerisinde de acı reçete olayını biliyorsunuz. Powell bundan bahsetmişti. Bu acı reçetenin devam etmesi, yani faizlerde artışın enflasyonun %2'li seviyelere kadar gelebilmesi durumuna kadar devam etme olasılığının artacak olmasından kaynaklı olaraktan dolar endeksi bu 110 seviyesi üzerine oturabilir. Bunun oturmasıyla birlikte de arkadaşlar 124 seviyelerine doğru dolar endeksinde güçlü hareketler de yaşama ihtimalimiz var. Tabii bu seviyenin üzerinde oturan bir dolar endeksi de çok güçlü olacağından dolayı bu hareketler gelişmekte olan para birimleri karşısında doların daha da güçleneceği anlamı bizlere taşır. Şu an itibariyle 110 puan seviyesi üzerine geçilmiş değil. O yüzden de biraz rahat olmakta fayda var. Geri çekilmelerde 107-108 seviyesi önemli bir bölge. Bu seviyeyi de dikkatli bir şekilde destek seviyesi olarak dolar endeksinde takip edebiliriz sevgili dostlarım. Evet, sizlerle birlikte dolar kurunu inceledik. Dolar kurunda özellikle önemli seviyeleri burada bulmaya çalıştık. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.